Merhaba arkadaşlar, Coşkun Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün size Quixo oyununu anlatacağım. İlk olarak Quixo nedir ile başlayalım. Bir sırada yan yana dizili 5 küp dikey ve yatay yönde yer değiştirilerek oynanılır. Aynı şekilde sahip 5 küpü sıraya dizebilen ilk oyuncu oyunun kazananı olur. 2 veya 4 takım olarak kişinin oynayabileceği az sayıdaki strateji oyunlarından birisidir. Dünya çapında iyi bilinen oyunlardandır. Oyunun süresi 10 ile 20 dakika arasında değişir. Turnuvalarda her oyuncunun oynama süresi sınırlanabilir. Sırası gelen oyuncu bir küp seçer ve o küpü kurallarına göre hareket ettirir. Sonra sıra diğer oyuncuya geçer. Hiçbir zaman sırası gelen oyuncu oynamamazlık yapamaz. Şimdi de Quixo oyununun nasıl oynandığına geçelim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir oyunda karşınızdayım. Bugün tanıtacağım oyun XOX oyunu, yeni adıyla Quixo oyunu. Küçükken oynadığımız SOS oyununun bir değişik versiyonu diyebiliriz. Kutumuzu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Oyun matımız var, oyun tablomuz ve içerisinde XOX küplerimiz bulunuyor. İlk olarak bu XOX küplerini oyun matımız içerisinde yerleştirelim. Oyun matımıza taşlarımızı yerleştirdik. Şimdi gördüğünüz gibi burada toplam 25 tane küp var. Bu küpleri elimize aldığımızda bu küplerin bir tarafında X, diğer tarafında Q harfinin olduğunu görüyorsunuz. 1-2 oyuncu ile oynanıyor bu arada. 5 tane 1-2-3-4-5 yukarıdan aşağı, sağdan sola veya çapraz 5 tane aynı harfi yan yana getiren kişi bu oyunun galibi olur. Oyuna başlarken bir takım X, diğer takım Q harfini seçiyor. Ve herkes sadece kendi harfini oynayabiliyor. Diyelim ki ben X olayım. Rakibim de Q olsun. Ortadan taş alamıyoruz kesinlikle. Yani şu alanlarda şu 9 taşı alamıyoruz. Sadece kenarlardan taş alabiliyoruz. Bir taş seçtiğimi düşünelim. Şunu seçtim. Ben X'im. X'i çevirdim. Bu X'i ben olduğu yere koyamıyorum. X'i koyacağım yerler benim hizaları. Ya üst köşeye koyarım. Bunları ittiririm. Ortadan almıştım bakın. Ya alt köşeye koyarım, ittiririm. Veya nereye koyabilirim? Ekseni ne tarafta? Karşı alanda, karşı alana koyabilirim. Buraya koydum diyelim. Sıra Q harfinde. Q harfi geliyor. Çevirip bakın. Şimdi bu nereye oynayabilir? Az önce anlattığım gibi. Ya buraya oynayabilir, bunu ittirir. Veyahut aşağıdan oynayabilir. O da aşağıdan oynamayı tercih etsin. Şimdi sıra tekrar X'te. X'in artık 2 hamle sırası şansı var. Şu şekilde yapabilir. İster az önce oynadığı taşı alır. Yukarı, aşağı ve karşıya istediği yere koyabilir. Veyahut herhangi bir yerden yine bir taş seçip onu X'e çevirip onu oynayabilir. Rakibinin taşını elleyemiyor bu arada. Hani bunu alıp da X'e çevirebilir miyim diye bir şey yok. Diyelim ki aldı. Bunu almak istedi. Bunu aldı. İttirdi. Buraya oynadı. Oynarken dikkat edin, rakibinizin taşını da ittirebiliyorsunuz. Bazen ona engel olabiliyorsunuz. Bazen göremiyorsunuz. Ona XOX yaptırabiliyorsunuz. Görmeden dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde yapabilir. İster az önce oynadığı taşı alır. Yukarı, aşağı ve karşıya istediği yere koyabilir. Veyahut herhangi bir yerden yine bir taş seçip onu X'e çevirip onu oynayabilir. Rakibinin taşını elleyemiyor bu arada. Hani bunu alıp da X'e çevirebilir miyim diye bir şey yok. Diyelim ki aldı. Bunu almak istedi. Bunu aldı. İttirdi. Buraya oynadı. Oynarken dikkat edin, rakibinizin taşını da ittirebiliyorsunuz. Bazen ona engel olabiliyorsunuz. Bazen göremiyorsunuz. Ona XOX yaptırabiliyorsunuz. Görmeden dikkat etmeniz gerekiyor. Rakip oynasın hızlı bir şekilde, oynayayım isterseniz. Rakip oynadı. Ben oynayayım şimdi, bunu alıp buraya koyayım. Rakipte sıra. Rakip şuradan Q'yu alsın, şöyle oynasın. Bakın Q'ların sayısı 3 oldu. 5 yaparsa kazanacak. X'in buna bir çözüm bulması lazım. X hemen oynadı. Ama bakın Q'da aldı, buradan oynadı. Şu an 4 dedi. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü Q alır buradan koyar. XOX yapar veyahut işi daha kolaylaştırır. Şimdi ben ne yapabilirim? Bunu çevirmem lazım. Bunu aldım. Şimdi bakın buradan bu ittirirsem düşünüyorum. İttirirsem Q'yu alır, çevirir, buradan ittirir ve kazanır oyunu. Buradan ittiremem. Burada ittirirsem evet bana dokunamaz. Buradan ittirirsem yine bir şey yapamaz. Ben böyle yapmak istiyorum. Bakın dörtledi ama bunu buraya çeviremediği için, x benim taşım olduğu için burada o hamle yapamıyor. Sıra onda düşünsün bakalım. Şöyle yapsın o da. Şimdi sıra yine bende. Ben burayı bozmayayım ama buradan ona bir darbe vurayım. Bakın 3'e düşürdüm rakibim taşını. Tabii kendi taşlarımda da bakmam lazım. Rakibi engelleyeceğim ama kendim de yapmam gerekiyor bu arada. Nasıl yapabiliriz diye kendimde düşünmem lazım. Q gelsin. Q burada istikrarlı bir şekilde yapmaya gayret göstersin. Sıra X'de olsun yine. Ama ben onu bozacağım. Ben bu oyunu bozacağım. Böyle yapalım. Sıra Q'da. Q ne yapsın? Şöyle gelsin bakalım. Tabi hızlı oynadığım için çok strateji kullanamıyorum. Sıra X'de. X ne yapsın? X şurada artık saldırsın mı yavaş yavaş? Bence saldırsın. Şu X'i alsın, şöyle ittirsin. Şu an ortada ve çaprazda yapmak istiyorum. Sıra Q'da yine. Bakın gördüğünüz gibi Q şu iki yerde karşıdaki X'lerle engelledim. Şu an şurada Q'nun bir şansı kalmadı bakalım. Q başka ne yapabilir? Q şöyle yapsın. Geldi. Sıra X'de. X'de şu şekilde yapsın. Sıra Q'da. Bakın X'ler üçledi. Q şurada dörtledi. Şu an X'in buna bir çözüm bulması lazım. X ne yapabilir? Buradan alıp buraya ittirsem direkt Q'ları XOX yaptırmış olurum. Ve oyun biter. Ne yapalım? Onu engellemek için. Şuradan alalım X'imizi. Yine şuraya bir ittirelim. Yani şuradaki olay bir bozulsun. Sıra Q'da. Q yine geldi. Ve ittirdi. Evet Q yine 4'te de. Şöyle bir hamle yapalım bakalım. X de 4'tesin. Şimdi sıra Q'da. Q bunu alıp bunu ittirdiğinde yine X buraya gelecektir. Buradan hamle yapamıyor. Ama tabii ki de başka bir şey yapabilir. Fakat bir yer görmesi lazım. Beni buradan engellemesi lazım. Çünkü 4 dedim bakın. Bunu nasıl engeller? Şunu alıp Q'ya çevirip ve ittirirse engeller. Ama ne yaptı? Kendisini de bu şekilde bozdu kurtarmaya çalışırken. Pekala. X'de olsun sıra. X'de bunu yine çevirip yapsın. Şimdi sıra Q'da. Köşelerde hiçbir boş taş kalmadı. Şimdi ne yapacak peki? Ortadaki taşlar, boş taşlar kenara gelene kadar, kenardaki taşlar oynayacağınız şu an için. Sıra Q'da. X oynadı çünkü az önce. O Q ne yapacak bakalım. Q'nun şurada 3'ü var. Burada 3'ü var. Burada 4'ü 4'ü var. Acaba buradan yapabilir mi? Bir şansını denesin biraz. İttirsin. Bir hamleye daha ittirirsek şu an oynayacak ama tabi buradaki dörtlüyü ben X ile bozuyorum. Sıra yine Q'da. Ama bir hata yaptım gördüğünüz gibi. Aceleci davrandım. Bakın Q şimdi geldi. Gördünüz mü bilmiyorum. Şurada dörtlü var ve burada X var. Bunu aldım ve buradan ittirdim. Q'nun 5 taşı aynı hizaya geldiği için oyunun kazanı Q oldu. Çok güzel bir oyunun. Çocukların görsel zekasını geliştiren en güzel oyunlardan biridir. Q'nun şurada 3'ü var. Burada 3'ü var. Burada 4'ü 4'ü var. Acaba buradan yapabilir mi? Bir şansını denesin biraz. İttirsin. Bir hamleye daha ittirirsek şu an oynayacak ama tabi buradaki dörtlüyü ben X ile bozuyorum. Sıra yine Q'da. Ama bir hata yaptım gördüğünüz gibi. Aceleci davrandım. Bakın Q şimdi geldi. Gördünüz mü bilmiyorum. Şurada dörtlü var ve burada X var. Bunu aldım ve buradan ittirdim. Q'nun 5 taşı aynı hizaya geldiği için oyunun kazanı Q oldu. Çok güzel bir oyunun. Çocukların görsel zekasını geliştiren en güzel oyunlardan biridir.